Sevgili yaban dostları, Kocaeli Surf Casting Derneği'nin düzenlemiş olduğu ilk yarışmadayız. Dün akşam saat 6'da başlayan yarışma bugün 10'da bitecek. Hep birlikte neler olmuş izleyelim, görelim. Yağmur var ama biz burada yağmurla beraber balığı yakalıyoruz. İyi bir yarışma olacağını düşünüyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizin büyükleri sayesinde bu işi geleneksel hale getireceğiz. Devamını önümüzdeki yıl içerisinde tekrar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, saygıdeğer kaymakamım, değerli yarışmacı arkadaşlarımız, sevgili dostlar. Ben de işin aslına bakarsanız çok merak ediyorum. Bir belediye başkanı olarak ilk defa başkan yardımcım dedi ki böyle bir teklif var. Kocaeli Derneğimiz Gölcük'te Değirmendere sahilinde bir balık tutma yarışması yapmak istiyor, organize etmek istiyor. Belediye olarak da bizden destek taleplerini ilettiler dedi. Dedim balık tutmanın da yarışması mı var dedim. Varmış. Şimdi öğrendik. Dünya çapında, Türkiye özelinde de çeşitli yarışmalar oluyormuş. Ben gerçekten bir belediye başkanı olarak, bir yerel yönetici olarak çeşitli etkinlikleri organize ettik. Ama bu farklı bir organizasyon. Bu vesileyle ben dernek başkanımızın şahsında tüm balıkçı arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Güzel bir hobi. Nihayetinde Yüce Rabbim denizleri ve bu yaratıkları bize bahşetmiş. Bu nimetlerden, helal dairesinden faydalanmak da en doğal hakkımız. Değerli başkanım, değerli surf casting turnuvasına gelen konuklarımız. Aslında başkanımızın da sizlere belirttiği gibi burada bu bölgede vatandaşlarımızın balıkçılığa, daha doğrusu olta balıkçılığına yönelmesi konusunda gayretler var, çabalar var. Bulunduğunuz bölge 180 bin civarında insanın yaşadığı bir bölge. Bu bölgede belli alanda avlanma yasağı var. Belli alanlarda olta balıkçılığına açılmış durumda. Amacımız İzmit Körfezi'ndeki olta balıkçılığın ve balığın belli bir düzeyde avlanabilir duruma gelmesi. Bunun da sürdürülebilirlik açısından gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerek ilçe belediyemiz, valiliğimiz, ilgili bakanlıklarımız bu konudaki taatitleri ve serbestlikleri ilgili sirkülerle yayınlıyorlar. Burada balıkçı barınaklarımız, yine derneklerimizle bölgemiz insanının balıkçılığa, olta balıkçılığa yönelmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ve burada da şunu özellikle belirtmekte yarar var. Derneklerimize belediyemiz tarafından gerekli destekler sağlanmakta ve onlar da bölge insanımızın dalmaya kadar, yelkene kadar birçok alanda hem olta balıkçılığı konusunda çalışmaları var, kursları var. Bu pozisyona geldiğinde kamış parmağı bırakıyorsunuz. Demek ki balık atmayı öğrenmek lazım. Evet. Çok güzel. Başardık. Görene kamış hediye edeceğiz. Ben biraz öfkelim olacağım. Surf casting dediğimiz yemli avlarda atıyoruz. Gerginliğini alıyoruz. Ucundaki hareketten balığın vurup vurmadığını anlayıp tasma dediğimiz hareketi yapıp balığı çıkarıyoruz. Ama İstanbul'da Boğaz'da at check yapıyoruz. Ucunda yem var mı onda da yok. Var ama sahte yem var. Boğaz'da palamut, lüfer başka bir şekilde avlanıyor yani. Yok, iğne yok. İğne mi? Sade at. Boğaz'da değil mi? Boğaz'da onun keyfi bambaşka. Sevgili başkanım, verdiğiniz destekten dolayı öncelikle teşekkür ederim. Sizlerin de fikrinizi rica ediyorum. Evet, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilindeyiz. Yüzbaşılar sahili diye anılan bölgedeyiz. Ve burada her gün sürekli amatör balıkçılarımız balık tutar. Halkımızdaki insanlarımız zevkine, hobi olarak her zaman da bir şekilde balık tutarak ayrılırlar burada. Ama bu etkinlik çok farklı bir etkinlik. Surf casting
Kocaeli Dernek Başkanımızın Göcük Belediye'mizden ortak birlikte bir yarışma yapalım projesine. Biz de gönüllü olduk, istekli olduk, arzulu olduk ve bugün bu yarışmayı başlatıyoruz. İşin aslına bakarsanız bir belediye başkanı olarak ben de ilk defa böyle bir yarışmayı organize ediyorum. Bilmiyor idim böyle bir yarışmanın olabileceğini. İnşallah hep beraber yarışma sonuna kadar izleyeceğiz. Sabah 10'a kadar sürecek. Gece boyunca balıkçılar, amatör balıkçılarımız balık tutacaklar. Ben bu vesileyle Gölcüğümüze, ülkemizin farklı şehirden gelen tüm yarışmacılara, hatta yurt dışından, İspanya'dan katılan yarışmacılara başarılar diliyorum. Dernek başkanımın şahsında emek ve katı koyan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunu geleneksel hale getirip her yıl burada düzenlemeyi de hedefliyoruz. Ben bu vesileyle tüm izleyicilerime saygılarımı sunuyorum. Derneğimiz çok yeni. Henüz kurulalı 2 ay oldu. Çok heyecan verici kısa bir süre içerisinde büyük işlere kalkıştık. Bir yarışma programımızı tertip ettik. Peki bu yarışma fikri nereden geldi Kadir? Şöyle, ben daha önce İSKOPTER, İstanbul'daki Surfcasting Derneği adına birkaç yarışmaya katılmıştım. Derneğimizde bir de Mustafa Erci diye bir abimiz var. Kendisi de ülkemizi temsil eden, yurt dışına temsil eden bir sporcudur. Benim katıldığım ve Mustafa abinin katıldığı turnuvalarda şöyle yaşadığımız eksiklikler, daha iyi neler yapabiliriz veya yapabilir miyiz bunları düşündük. En son Haziran ayında İtalya'da bir turnuva vardı. İstanbul'dan 4 sporcumuz katıldı, İSKOPTER'den yine. Döndüklerinde tam bir muamma, ne bileyim, sıkıntılı bir süreç olduğunu anlattılar. Balık olmadığını, yani turnuva sürecinde ikram olarak su bile olmadığını. Bu gibi dertlerden yakınınca şöyle bir şimşek çaktı kafamda. Bizim meramız çok verimli bir meradır. Çok iri balıkların olduğu bir mera. Dedim abi, Değirmenler'de bir turnuva yapalım. Yüzbaşılar sahilinde. İkram işlerini de çok üst düzey yapalım. Diğer farklı gittiğimiz turnuvalarda neler eksikti? Bunları zaten biliyoruz. Kafamızda bir yere not almıştık biz. Onları da elimizden geldiğince tamamlamaya çalışalım. Dolu dolu bir turnuva olsun. Tamam dedik. İlkten bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk zaten biz işin. Yani sadece İstanbul ve İzmit'in katılabileceği bir turnuva olacağını tahmin ediyorduk. Tüm Türkiye'den talepler geldi. Şöyle ki ben saat 10'u 26 geçe şartnameyi yayınladım. 11'i çeyrek geçe tüm katılımlar dolmuştu. Devamında İspanya'dan bir katılım talebi geldi. Rica minnet tekrar bir sektör ilave ederek İspanya'da gelen dünya şampiyonlarına yer açabildik. Uluslararası bir yarışma boyutu kazanmış oldu yarışmamız. İlkini düzenliyoruz. Heyecanlıyız. Çok yeni bir derneğiz. Ama şu ana kadarki gerçekleşen ortam, her şey olumlu. Şimdi sıra denizde. Avcılarımızın denizden gelecek balıklarla beraber. Yarışma hangi kategoride olacak? Yarışma iki kategoride değerlendirilecek. Bir en büyük balık derecesi var. Bir de en yüksek puanı alan yarışmacımız birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ödüllendirilmiş olacak. Dereceye girecek. İki kategoride devam edecek. Peki balık ölçümlerini nasıl yapacaksınız? Şöyle, onun için bir cetvel hazırladık biz. Bu da şöyle orijinal bir şey oldu. Türkiye'de daha önce pek kullanıldığını düşünmüyorum. Boy limitimiz 20 santim. Birçok balığın yasal boy limitinin 20 santimin altında olmasına rağmen biz kendi vicdani limitimizi belirledik. Mesela mercan gillerden olan mırmırdan bahsedeyim. Yasal limiti 15 santimdir ama biz 20 santim üzeri her balığı burada derecelendireceğimizi belirttik. Şartnamemizde de bunu sunduk yarışmacılarımıza. Böyle bir cetvel hazırladık. Meramızda iri kırlangıçlarımız var. 70-80 santim, 90 santim boylara ulaşabilen. Şöyle çift boyutlu bir cetvel oldu. Arkadaşlarımız, hakem arkadaşlarımız ölçümü yapıp masa hakemine bildirdikten sonra tekrar bunu böyle kullanabiliyor. Bahsettiğim gibi vicdani limit 20 santim. 20 santim üzeri her balık geçerlidir. Şöyle balık, yakalanan balık her balık için 10 puan alacak yarışmacımız. Bununla beraber 30 santimlik bir balık yakaladıysa eğer 30 santim artı 10 puan balıktan geliyor. 40 puan bir balık için hanesine yazılacak. Bunlar sektör hakemleri vesilesiyle masa hakemine bildirilecek. Masa hakeminin toplam yekünü çıkardığında en yüksek puanı alan
birinci, ikinci ve üçüncü yarışmacımız dereceye girmiş olacak. Aynı şekilde demin de bahsetmiştim. En büyük balığı yakalayan arkadaşımız en büyük balık kategorisinde birinci olacak. Faruk Bastır, Faruk Albay. 41. Kocaeli. 34. Yarışmaya start belirmeden kimse yemli atışlara başlamasın ama dileyen yemsiz olarak deneme atışları yapabilir. Birazdan yem dağıtımına başlayacağız ve saat 6 itibariyle yarışmamıza start vereceğiz. Herkese şimdiden rast gelsin, kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Şimdi isterseniz öncelikle kura çekiminden nasıl bir yapıdan geldik onu anlatayım. Öncelikle yarışmacıların tüm sektöre dağılması adına 3 farklı kutu belirledik. 1'den 44'e kadar sektörlerimiz var. 1'den 22'ye kadar sektörlerimiz var. 23'ten 44'e kadar sektörlerimiz var. Kullanıcı ilk kurasını çektiğinde 44'e kadar, 15 numarayı çektiği zaman ilk sektörün ilk bölümünde yarıştı. Bunun ikinci sektörde farklı bir yerde yarışması adına da 3. kutudan bir kura çektiriyoruz. Bu sayede bir başta bir sonda yarışmış oluyor. Bu sayede sahamızın her tarafından yararlanmış oluyor. Böyle bir kura çekim sistemine gittik. Bu kadar. Peki bütün hakemler koordineli bir şekilde bütün sektörlerde olacak anladığım kadarıyla. Bunun yanı sıra şunu sormak istiyorum. Burada neden iki sektörde, farklı sektörde avlandırıldı? Neden? Çünkü X balık diyelim sektörün başında çok güzel sonuç verirken o sektörde yarışmayan yarışmacıların hakkını elinden almamak adına bir sonraki etapta, ikinci etapta diğer taraftaki kullanıcıları ilk etaba atıyoruz. Yani yarışmacılar kulvarlar arasında sürekli yer değiştiriyor. Amaç bu. Yani verimli vereden, örnek veriyorum burası çok verimli diyelim, bir sonraki etapta, iki etaptan oluşuyor bu arada yarışmamız. 6'dan gece 1'e kadar, 1 ile 4 arasında mola, 4'ten sabah 10'a kadar devam edecek. İlk etapta burada yarıştıysa bir sonraki etapta diğer tarafa gidiyor. O meradan yararlı. Rast gelsin. Teşekkürler. Nereden geldiniz? İstanbul Surf Casting, İskopter. Kulübümüz ismi Cem Özen benim ismim. Deniz Altunbaş. Hangi balığı attınız? Vallahi şu an mırmırı deniyoruz. Oldukça zengin bir mera sanırım burası. Buradan bahsettiler vallahi. Çok çok güzel şeyler bahsettiler özellikle bu sektör için. Bekliyoruz şansımızı. Antalya Surf Casting Team. Antalya'dan geliyoruz. Nasıl geçecek yarışma? İyi bir performans bekliyoruz. Çok iddialı görüyorum sizi. Yok, nasip. Balık işi nasip işi. Daha önce birçok yarışmaya katıldım. Tecrübeliyiz. İddia demeyelim, iddialı dediğiniz zaman büyük konuşmuş oluruz. Bu işler nasip işleri. Bakalım buranın balıklarını canlı canlı gördük canlı yayında. Yani Antalya'da olmayan güzel mırmırlar var. 40 santim, 45 santim, 50 santim. Bakalım nasip. Yarın sabah 11'e kadar durmadan çalışacağız. Buradayız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Rast gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nereden geliyoruz? İzmitliyim ben, Kocaeli. Ya burayı biliyorsunuz o zaman. Evet, nereye hakim. İddialı mıyız? İnşallah diyorum, sürpriz. Meramız biraz sürpriz mera. Antalya'dan Kocaeli'ne geldik. Ne yapıyorsun? Şu anda sülnez bağlıyorum. Bu şekilde çevirerek bağlıyoruz. Şöyle düğümleme sistemi yapıyoruz. Süper. Kitliyoruz şöyle.
atış yaparken yemimiz uçmasın ve balıklar rahatça almasın diye hazırlığımızı şu şekilde yapıyoruz. Hangi kanal bu? Yaban TV. Yaban TV, ooo güzel. Bu şekilde geçirip sert yerinden bularak elimizde. Biraz kokar ama güzel bir yemdir. Genelde Antalya'da hep bunu kullanırız. Karakulak, levrek, mırmır, çupra hepsini sever. İstanbul'dan geldik. İddialı mıyız? İddialıyız tabii ki. İSKOPDER üyesiyiz. İstanbul'u burada temsil ediyoruz. Yaklaşık 20 kişi geldik dernekten. Buraya imzamızı atıp gideceğiz inşallah. Var mı bir şey abi? Vallahi tıkırdama var. Başka bir şey yok. Bekliyoruz şu an. Sanırım bir şeyler olacak gibi. Olacak gibi. Bayağı bir güzel geçecek yarışma. Nereden geldik? İstanbul'dan geliyoruz. İSKOPDER üyesiyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Selçuk Babaoğlu. Nereden geldik? İstanbul Avcılar'dan geliyoruz. Dernek kulüp? Dernek kulüp yok, bireysel olarak Ekrem abiyle beraber geldik. Biz de İstanbul Avcılar, Ekrem Yılmaz, İstanbul Avcılar'da bireysel olarak. Partner. Çok iddialı görüyorum sizi. Ben iddialıyım. Çünkü benim ömrüm az kaldığı için mecburen yani iddialı olmam lazım. Çünkü biz yaşlıyız ya. Onun için diğer gençler daha çok avlanacak. Biz az avlanacağımız için tabii çok iddialı olmamız lazım. Size başarılar diliyorum. Yarışma demek iddia demektir. Önemli olan katılmak ama iddia da olacak yani. İddia olması yarışmanın anlamı olmaz. Bursa Gemlik'ten katılıyorum. İstanbul Surf Casting adına yarışıyoruz. Oltanın ucunda nasıl bir takım var? Oltanın ucunda ikili kırlangıççının dip takımı var. Yem olarak istavrit. Rast gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nereden katılıyoruz? İstanbul Beylikdüzü. Yarışmada hangi takımları kullanıyorsunuz? İkili dip takım kullanıyoruz. Hedef balık ne? Hedef balık, mırmır, kırlangıç şu an. Onları düşünüyoruz. Rast gelsin abim, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyim? Adana, Adana'dan geliyoruz. Gürhan Yazıcıoğlu. Yarışmak için geldik. Arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla buradayız şu anda. Öyle. Gürhan abi şu an ne yapıyorsun? Şu anda takımım kırıldı, onu yapmaya çalışıyorum, yapıyorum. Tekrar bir takım daha yapıyorum. İzmir Yükitim'den Hakan Usta. Ne taktık oltanın ucuna? Oltaya beden olarak ikili askı, saçaklar 20 santim, kurşun altta 25-30 santim üstünde. Yem olarak boru kurdu. Rast gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Yaban TV'ye göstermiş olduğu hassas inceliğinden dolayı teşekkür ederiz. Herkese rastgele, Yaban TV'ye teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hakan abi, rast gelsin. İzmir Karşıyaka'dan geliyoruz. İzmir'de çupra vardı çok. Aynen. Bildiğimiz kadarıyla. Aynen, bayağı var. Buraya geldik Barış abimle beraber. İddiamız, iddialı mıyız? İddialıyız, eğleniyoruz ya. Abi ne çekiyorsun? Bakacağız. Midye kabuğu. Nereden geldik? Kocaeli, İzmit. Kocaeli, evet, buradayız. Rast gelsin diyorum teşekkür size. Ederim, sağ olun. Buradan. İzmit'ten. Mera'yı biliyoruz. Az çok. Oltanın ucunda ne var? Birinde kaça var, birinde sülnes var. Peki bu yemlere hangi balıklar gelir? Buradaki mırmır, karagöz, kırlangıç, bu tip balıkların hepsi gelir. Rast gelsin. Teşekkürler. Nereden katılıyoruz? Adana'dan. Mera oldukça güzel bir mera. Mera güzel ama şu an henüz bir vuruş alamadık, bekliyoruz. Sektördeki diğer arkadaşlar da vuruş alamadılar. Oltanın ucunda nasıl bir takım var? Normalde bizim Adana tarafında bizim kumsal olduğu için kullandığımız çift ikili takım kullandık. Biz genellikle oralarda gezer takım kullanıyorduk ama burada farklı bir yapı olduğu için biraz daha yemin üstte kalmasını sağlıyoruz. Çünkü kayalık zemin. Mecburen bu şekilde takım atmak zorunda kaldık. Sektör 39. Yarışmacı Senihcan. Kaya balığı 20 santim. Cebrail Keleş, eğitimciyim. Nereden katılıyoruz? Kocaeli, Başiskele'den. İstanbul'dan, İSKOPDER'den geliyoruz biz. Dernek olarak buraya. 19 arkadaş olarak geldik. Maşallah, maşallah. İddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. Denizin durumuna bağlı. İnşallah bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Oltaya ne taktınız? Ne yemde var? Sülünezle canlı dediğimiz teke var. Evet, teke var. Rast gelsin. Çok teşekkür ederim. Nereden sağ katılıyoruz? İstanbul'dan. Ben biliyorum ama. ne kullanıyoruz Sedat abi?
Vallahi 5 değişik yem aldık. Sürünezimiz, boru kurdumuz, mamon, teke, sardalyamız var. Artık 6 voltaları attık. Bekliyoruz hayırlısıyla. İnşallah hayırlısı olur. Nereden katılıyoruz? Kocaeli'nden. Mera'yı biliyorsunuz. Evet. Ne çıkacak şimdi buradan abi? Mırmır bekliyoruz ama. Yani kısmet. Yem olarak ne kullandın? Teke. Canlı. Evet. Nasıl gelsin? Teşekkür diyor. Ederim, sağ olun. Sağ olun. Vallahi koştura koştura geldik balık tuttunuz diye ama. Ya seni yorduk ama yosun da var altta. Maalesef. Ya bir vuruş aldık ama. Sizi tanıyalım bir. Evet, ben Balık Tutunları Dernek Başkanı Faruk Baştürk. Sakarya'dan ilk defa da Surfcasting bir derneğinin yarışmasına katılıyoruz. Gerçekten organizasyon çok güzel. İyi de başladı. Hava şartları baştan bir kötüydü. Yağış bekleniyordu zaten. Planlıydı bu da. Hazırlıklarımız ona göreydi. Şemsiyemizi ve diğer ekipmanlarımızı da getirmiştik. İnşallah güzel bir aktivite olacak. Bu bölgede zaten daha önceden böyle bir yarışma yoktu. İlki olmasa şeyiyle ve Surfcasting olarak da yapılmış olması bence çok güzel. İnşallah arkadaşlarımız, Kadir Bey'in de büyük çabaları var. Daha güzel işlere imza atacaklarına biz inanıyoruz. Her zaman da Balık Tutkunları Derneği olarak yanlarındayız ve desteğimiz devam edecek. Rast gelsin. Sağ olun. Nereden katılıyoruz? İstanbul. Ben İzmirli diye tahmin ettim çünkü oltayı tasmam. 5.5. İstanbul adına katılıyorum. İzmir karşıya kadar. Çok güzel bir tasmalama var. Geçen hafta İzmir'deydim ben de. Dedim kesin İzmirli. 35.5 İzmirli değilim. 35.5. Rast gelsin abi. Sağ olun. Neyi atıyoruz? Valla şu an kırlangıç. Uzakta kırlangıç, yakında mırmır. Rast gelsin diyorum. Ya küçük balıklar vuruyor ama kayda değer balık olmadığından iğneyi kapamıyor. Bekliyoruz. Büyükleri gelecek inşallah. Nereden katılıyoruz? İstanbul. Dernek var mı? İSKOBDER, İstanbul Surfcasting Derneği. Gölcük, Kocaeli Gölcük. Aa, burası sizin o zaman. Evet, kendi meramız. Devamlı geldiğimiz yerlerden birisi. Hangi balığı attık? Hedef balık, mırmır, minekop. Şu saatten sonra aslında reşkine de oynama yapabilir. Bekliyoruz. Ne kısmet dedik, attık bakalım. Rastgele. Teşekkürler. Nereden katılıyoruz? Antalya. Surfcasting Antalya. Daha önce Kocaeli'de av yaptınız mı? Yok, bu ilk avımız oldu. Bekliyoruz bakalım, nasiplerimizi bekliyoruz şu an için. Nasıl bir takım kullanıyoruz olta ucunda? Hükü kullanıyoruz biz. Hükü iğneler kullanıyoruz. Takım olarak? Takım olarak çift köstek kullanıyoruz. Rastgele. Sağ olasın, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor yarışma? İyi gidiyor. Geldik, attık oltaları. Yarım saat oldu, bekliyoruz. Nasıl bir takım kullandık oltanın ucunda? İki kancalı normal takım. Biz deniz balıkçılığına bir uzak, Sapancalıyız biliyorsun yani. O yüzden genelde turna, sazancıyız. Geldik, arkadaşlar çağırdı. Bir de dedik denizde şansımızı deneyelim ama çok şeyli değiliz yani, iddialı değiliz. O zaman rast gelsin diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla denizde kurutursunuz diye düşünüyorum ama. İnşallah. Ben umutluyum. Sazancılıktan hiçbir farkı yok. At bekle. Yani bekliyoruz bakalım. Nasibimizi bekliyoruz. Abim rast gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Takım hazırlıyoruz. Baba oğul. Nerede? Gel. Burada. Bu akşamın şampiyonu biziz. Çünkü baba oğul olarak geleceğe bir yatırım yapıyoruz. Harikasınız. Nasıl bir yatırım? Onu balıkçılığa giriyoruz. Aynen. İlk adımların. İlk adımların. Harika bir babaya sahipsin. Değerini bil. Bugünün şampiyonu sanırım sen olacaksın. Aynen öyle. İnşallah. Aynen. Evet. Nereden katılıyoruz? Kocaeli, Gebze. Gebze. Süper. Rast gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl bir mera burası, bilginiz var mı? Vallahi çok bilgimiz yok ama dün biraz bildik ama çok da bilgimiz yok yani, ilk defa geliyoruz. Nasıl bir takım kullandınız olta ucunda? İkili sörf takımı. Yem olarak? Mamun teke. Abim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Yem hazırlıyorum şu anda. Boru kurdunu şişe geçiriyorum. Ayıkladım. Ondan sonra buradan kösteğe, iğneye çekeceğim bunu. Biz bu sporda yeni yeni alışan bir milletiz. Yurt dışında gittiğimiz yarışmalardan gördüğümüz taktikleri burada ufak ufak uyguluyoruz. Antalya'dan katılıyoruz. Göktürk 07 Big Gaze takımı. 3 ekip olarak geldik. Şansımızı deneyeceğiz rastgele herkese. Ne yapıyorsunuz şimdi? Yem hazırlıyorum. Sülünez deneyeceğim şimdi. Derinlikleri ve uzunlukları deniyoruz. Bir iki vuruş aldık ama şu daha çekemedik. İnşallah bundan sonra alacağız.